Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Bugün Elimination Chamber Show'unun Maşkert değerlendirmesini yapacağız. Kısa bir ön değerlendirme yayını olacak. Bu gece saat 03.00-07.00 saatleri arasında Houston, Texas'ta yapılacak olan Toyota Center'da Raw SmackDown brandlerinin Elimination Chamber Show'u bizlerle. Ahmet bizimle ve aynı zamanda Boğaç da bizimle. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız sevgili Ahmet, sevgili Boğaç? Allah'a şükür ölmedik, sürünüyoruz. Evet. Devam ediyoruz yaşantımıza. Aynı durumdayız. Vallahi ben de aynı durumdayım. Bu bizim XYZ neslinin mutsuzluğu neden böyle ya? Bir ülkede bir genel bir mutsuzluk var bu bizim jenerasyonda. Artık ben kader olduğunu düşünüyorum ciddi şekilde ya. Öyle yazılmış kaderimiz. Ahmet. Maalesef. Yani Türkiye'nin yani yaşantımız çok etkiliyor. Türkiye'nin durumu, Türkiye'nin siyasal durumu, Türkiye'nin kültürel durumu. Baskıcı, maalesef böyle şanslı bir jenerasyon. Baskıcı bir rejim, baskıcı bir siyasi yönetim. Etkiliyor mu diyorsun? Evet öyle. O zaman Elimination Chamber Show'unu konuşalım. Belki biraz rahatlarız, kafamız biraz dağılır. Biraz eğleniriz, güleriz, ederiz. Ne dersiniz? Evet. Başlayalım o zaman. Hafif siklet şampiyonluğu maçına geçeceğiz ilk olarak. Ahmet sen sözü devral. Biz de Boğaç'la beraber paslaşalım. Sen de son olarak golü atarsın. Evet. Buddy Murphy ve Akira Tozawa karşı karşıya gelecekler. Buddy Murphy uzun zamandır Cruiserweight'lerin yenilmez isimlerinden birisi. Memleketinde kazanmıştı kemeri. Hala da devam ediyor. Ben açıkçası Akira Tozawa'ya çok bir şans tanımıyorum. Buddy Murphy'nin koruyacağı kanaatindeyim. Ya Akira Tozawa 205 Live'da gerçekten kendini benimseten, seyirciye alkışlatan, performansıyla ön plana çıkan isimlerden biriydi. Daha önce yanılmıyorsam hafiflikte şampiyonu oldu. Yok olamamış mıydı? Oldu. Şampiyonluk maçına çıktığını hatırlıyorum. Akira Tozawa'nın bir küçük enişte edasında, çocuk adam edasında. Buddy Murphy'den kemeri alabileceği kanaatindeyim. Yani düşük bir ihtimal fakat bence Elimination Chamber'da kemerin el değiştirmesi WrestleMania için daha anlamlı olabilir. Buddy Murphy de artık saltanatı sona ermiş olur diyerek sözü Boğaç'a bırakayım. Valla Tozawa'ya küçük enişte deyince aklıma şey geliyor ya. Çocuk adam demek geliyor Tozawa için de. Şey ya ya Buddy Murphy bayağıdır koruyor kemerini. Bana çok mantıklı gelmiyor. Bilmiyorum WrestleMania'ya kadar gidebilir mi kemerle. Çok şey gelmiyor yani. Böyle olası gelmiyor ama Tozawa'da hani çok şey gelmiyor. Yine şampiyon olabilecek bir tipte bir adam gibi de gelmiyor. Bilmiyorum ben çok ortada kaldı bu maçta ya. Yani Murphy korur herhalde diyeceğim ama Tozawa'da kazanırsa şaşırmam. Çok şeyim yani. İnanılmaz ortadayım bu maç için. Keyifli bir ringçi bekliyor musunuz? Yani şeylerin 205'teki güreşlerin maçları genelde keyifli oluyor zaten. Kötü olmuyor yani. O yüzden ben yine ortalamanın üzerinde bir maç beklemekte sakınca görmüyorum. Aynen. Akira Tozawa'nın Japon olmasına rağmen. Japon değil mi? Koreli Moreli çıkması Japon. Da Çinliminin çıkmasın. Bu zümreye çok takılan bir şey var. Grup var biliyorsunuz Türkiye'de. Yok Japon değil o Koreli. Evet. Yok o Çinli falan. Her neyse kardeşim. Hepsi aynı kesenin ürünü. Akira Tozawa'nın hani Japon olmasına rağmen şirkete uyum sağlayan nadir Japon güreşçilerden olduğunu düşünüyorum. Bence kendini buldu yani. WWE'de karakterini oturtmuş bir güreşçi. Öyle. O zaman devam edebiliriz. Takımlar şampiyonluğuyla devam edelim eğer isterseniz. Shane McMahon ve The Miz yeni şampiyonlarımız. SmackDown takımlar şampiyonları Usos'la karşılaşacak ünvanları için. Boğaç neler söylemek istersin Shane McMahon ve The Miz'in maç hakkında? Ya ben açıkçası Shane McMahon'ın heel dönmesi yani kötü karaktere dönmesini bekliyordum. Hatta onun yönünde de haberler vardı yine işte dönecek Miz'le bir fable başlayacak falan böyle gidecek diye de yani takım oldular, şampiyon oldular. Çok kaybedeceklerini düşünmüyorum. Belki bu mücadele aralarındaki mücadele, Usolarla olan mücadele belki bir sonraki noktaya taşınır ama ilk
büyük kemer korumalarında maçı kaybedeceklerini çok düşünmüyorum. Güzel de bir kimyaları var zaten. Evet, Buğra Gür. Valla Shane McMahon Dumiz'den ziyade ben Usolar hakkında bir şey söylemek istiyorum. Usolar, yani kemer kimde olsa hani ilk rakip Usolar oluyor. Da maalesef WWE ne kadar alternatif yaratırsa yaratsın SmackDown takımlar şampiyonluğu divizyonuna, yani Usolar onu harman ediyor. Nasıl söyleyeyim, iç ediyor. Değirmende öğütüyor falan yani. Shane McMahon The Miz gibi bir takımın çıkma sebebi de bu. Usoların karşısına kim çıksa öğütülüyordu, harman oluyordu. Shane McMahon The Miz tabii Usoların çok çok üstünde iki büyük ring içi karizması. Bu sefer ben artık Usoların biraz kemerden ve divizyondan uzaklaşması gerektiği kanaatindeyim. Yani total divas çeksinler, ne bileyim. Yani arka alanda Sonya, David, Sonya mıydı? Mandros'la falan kapışsınlar. Mandros. Ulan yani Shane McMahon'ımız hani yürüsün ama yanında da farklı simalar yaratsın. Çünkü Usoların karşısına kim çıksa hani divizyondan sildiği bir dönemdeyiz. Bir tur kemeri veriyorlar, geri alıyorlar falan zaten. Son yılların en mükemmel takımı. Fakat böyle bir dezavantajları da var mükemmelliklerinin yanında. Ben koruyacağını düşünüyorum Shane McMahon'ımızın. Zaten Usolara da rakip olamayacaksa bu takım neden yaratıldı yani? WrestleMania'ya kemeri götüremeyeceklerse siz niye varsınız yani? Der insan. Zaten Shane McMahon dünyanın en iyi güreşçisi olduğu için ben kaybedeceğini de düşünmüyorum. Öyle. Evet abi. Senin düşüncelerini de merak ediyoruz. Ahmet. Evet. O zaman devam edebiliriz diye düşünüyorum. Senin doğru mu? Senin düşüncelerini de merak ediyoruz Ahmet. Sesim gelmedi mi? Benim görüşler, ses gidiyor. Bir tek bende mi gidiyor ses? Nasıl ya? Evet, bir tek bende gidiyor. O zaman ben de görüşlerimi söyleyeyim. Shane ve Miz yeni şampiyon. Çiçeğe bunun da şampiyonlarımız. Ben Shane ve Miz'in açısı WrestleMania'da maçı çıkacaklarını düşünüyorum ama o kırılma bu gece yarın gece olmaz. Bence Fastlane'de göreceğiz. İkili arasındaki bir kırılmayı. Son kez tahminlerini alacak olursak Boğaç. Ben Miz ve Shane McMahon takımı. Yani koruyacaklar kemeri ben diyorum. Ben de Shane McMahon evet. diye düşünüyorum ve Shane McMahon'ın WrestleMania'dan maça çıkacağını düşünüyorum takım kemerleriyle. Evet, üçümüz de o zaman aynı fikirdeyiz. Bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Braun Strowman ve Baron Corbin biliyorsunuz ardımızda koca bir yaz aylarını Baron Corbin'le attık Rav'da. Kendisi genel müdürdü ve şuna görevden alındı. Rakibi Braun Strowman olacak. Braun Strowman müzmin bir loser Universal Şampiyonluğu için. Bakalım neler olacak. Nedir görüşleriniz Boğaç? Vallahi ben artık bu ekibin karşılaşmasından bıktım. Vallahi bıktım ya. Yani biri ya ona veriyorlar ya ona veriyorlar. Ya hafta yani hafta içi şovlarda ya da böyle büyük şeylerde, organizasyonlarda hep aynı ekip abi. Bir Drew McIntyre var bir tarafta, Baron Corbin var bir tarafta. Araya Kurt Angle giriyor, Braun Strowman giriyor. Biri dönüyor, diğeri geliyor. Yani maçtan da sıkıldım. Maçtan hiçbir de beklentim yok. Bu kadar da net konuşuyorum bu maç hakkında. Yani maç double count out işte double count out bitse ya da ne bileyim double DQ falan bitse ona bile razıyım yani. Hiç o kadar şeyim, bu maça karşıyım. Hani umarım da Baron Corbin alır. Gerçekten Strowman'ın silinmesi lazım biraz şu piyasadan ya. Unutursun evet, abi. Biraz unutursun. Şunu Burak'a yönetmek istiyorum. Baron Corbin ve biliyorsunuz Kurt Angle arasında bir feud var Rav'da. Uzun süredir devam eden bir feud. Acaba Baron Corbin bu maçta Kurt Angle'ın saldırısını uğrayabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Acaba Baron Corbin Kurt Angle'ın kariyerini bitirebilir mi? Ya çok tabii. Bu işin biraz senaryo ve story boyutunda dediğin gibi. Yani kayfabe boyutunda. Bu dediğin soruları içeriyor. Fakat Boğaç'ın şu sözlerine katılıyorum. Onu sorunu cevaplamadan önce. Ya artık sonsuz bir sarmal haline geldi. Brock Lesnar'ın şampiyonluğunda senaristlerin yapabileceği elinde birkaç şey var. Ve bu da
Strowman, Baron Corbin, Drew McIntyre, Baron Corbin'in GM'liği alma sebebiyle Kurt Angle. Bu dörtlü, bu beşli artık ne dersen yani kendi arasında sonsuz bir sarmalda. Benim merak ettiğim bir şey daha var. Baron Corbin acaba bu maça işte Constable şeklinde mi çıkacak? Takım elbiseyle mi çıkacak? Yani ringde hani nargileci görünümüyle mi güreşecek? Ben bunu da merak ediyorum. Aynı zamanda öteki taraftan Kurt Angle'ın kariyerini bitiren ismin Baron Corbin olacağına inanmıyorum. Bence o onuru, hani o yükseli, o push'u, o yükselmeyi Kurt Angle stilinde bir güreşçinin kullanacağı kanaatindeyim. Mesela Chad Gable olabilir. Ama Baron Corbin olmayacaktır bence. Zaten böyle bir şeye de ihtiyacı yok. Braun Strowman son yılların en iyi Giant karakteriydi. Birçok Giant yaratmaya çalıştı WWE. Ama Braun Strowman çok başarılı oldu. Fakat Brock Lesnar'ın karşısında çok büyük bir loser yaratarak Braun Strowman'ın karizmasını hiç ettiler. Bu maçı da bir şekilde Baron Corbin'in kazanacağını düşünüyorum. Çünkü WrestleMania'ya daha güçlü girecek isim Braun Strowman değil, Baron Corbin olacaktır. Evet, aynı fikirdeyim. Benim de tahminim bir şekilde Baron Corbin'in kazanacağı yönünde. Tabii bu kolay olmaz. Çünkü Braun Strowman'ın kimleri kimleri ezdiğini biliyoruz geride bıraktığımız aylarda. Yani Kevin Owens'ı falan hep sinek gibi ezmişti ama belki Corbin'e karşı bu sefer şansı yaver gitmez. O zaman bu maçta son kez tahminleri alalım. Ben Corbin diyorum. Siz de galiba aynı fikirdesiniz. Aynı fikirdeyiz. Ve bir diğer maça geçiyoruz. Raw Kadınlar Şampiyonluğu için Ronda Rousey ve Ruby Riot karşılaşacak. Açıkçası formalite bir maç gibi ama yine de yorumlarınızı merak ediyorum. Boğaç, Ruby Riot'a şans veriyor musun bu maçta? Böcek gibi ezecek Ronda. Böcek gibi. O kadar. Böyle ham yapacak muhtemelen. Ya. Ya, bu arada Riot için üzülüyorum. Bence yetenekli bir kadın. Güreşçi kadrodaki yani isimleri düşündüğümüz zaman ama yani karşısındaki isim de Ronda Rousey olunca ve üzerine kurulan hikayeleri de düşündüğümüz zaman tabii ki şans vermemek lazım yani. Şans vermek saçma olur şu an kendisine. Ben Riot evet. Squad'ın maça karışıp Ronda'ya zorluk çıkaracağını fakat Ronda'nın bu zorluk altından kafasını kaldırarak zaferle ayrılacağını, bir big yaşayacağını falan düşünüyorum. Bu arada Riot Squad dağılmadı filan değil mi yani? Yok, devam ediyorlar. Yani devam ediyorlar diyebiliyorum. Aynen. Çok son zamanlarda birlikte görmediğim için bir sorma ihtiyacı hissettim. Ya Ruby Riot yok yani, diva literatüründe bir kazanç sağlayabilecek isim değil. Hani kadın güreşçiler diyoruz da ya şimdi en kral kadın güreşçinin dahi hani transparan kıyafet giyip arka alanda rol aldığı bir dönemdeyiz. Yani onun için ben Ruby Riot'ı da diva açısından da hani ring içi açısından bir kenara bırakıp diva olarak da yetersiz buluyorum. Ya kaybolup gidecektir bu isimler. Yani Ronda Rousey gibi isimlerin karşısında yem edilmek için atılıyor. Yani ne olacak? Bu maçta sabaha kadar dayak yiyecek. Ondan sonra Ruby Riot'tan ne bekleyeceğiz yani? WWE Women's şampiyonluğu mu bekleyeceğiz? Ya da büyük bir push alıp ortalığı kasıp kavurmasını mı bekleyeceğiz? Yani Ronda Rousey aynı Brock Lesnar gibi nasıl Braun Strowman hiç edildiyse karizması, bu gece de Ruby Riot'ın karizmasını hiç edecektir. Raw Kadınlar Şampiyonluğu kemerinde taşımaya devam edecektir. Evet, ben de aynı düşüncedeyim. Ruby Riot geçtiğimiz sene de bu dönemlerde, geçtiğimiz sene Fastlane'de Charlotte'a karşı bir geçiş rakibi olarak görünmüştü. WWE yine bu sene ona aynı misyonu verdi. Demek ki güveniyorlar hani böyle en azından geçiş rakibi olması için. Fakat Ruby Riot'a ben de çok şans tanımıyorum. Hepimiz Ronda Rousey paydasında eşitiz tahmin ediyorum. Bir sonraki maçımız Brock Lesnar, Leo Rush'la beraber takım olarak Finn Balor'la karşılaşacak ve ortada kıtalar arası şampiyonluk, kıtalar arası kemeri var. Bir handikap maçı olacak. Bobby Lashley oğlum. Bobby Lashley. Özür dilerim, pardon. Beynimiz işte. Bobby Lashley ve Leo Rush Finn Balor'la karşılaşacak. Aa, bu acaba geleceği mi gördün Ahmet İstemdüş?
Ne? Olabilir vallahi yani. Twitter'da atışıyor Liorash'la Paul Heyman. Doğru. Bakalım. Ya kıta arası şampiyonluk kemerini Bobby Lashley iyi taşır diyorduk ama çok da vasatın üstüne çıkabilmiş değil. Finn Balor şansı olmayan bir rakip ve Vince McMahon'ın şirketinde yani, çok bir şey başarabileceğini düşünmüyorum. Zaten haberlerde düşmüştü. Vince McMahon Finn Balor'ı main eventer olarak görmüyor diye, ana karakter olarak görmüyor diye haberler düşmüştü. Bence Leo Rush'la falan çıkmalı ya maça Finn Balor. Ne işi var Bobby Lashley falan. Değil mi? Do yani siklet olarak evet öyle olmalı. Yani abi, ya WWE'ye şimdi baktığın zaman Brock Lesnar, işte Daniel Bryan maçları. En son kimle yaptı maç? Brock Lesnar. Daniel şeyle yaptı. İşte Rumble'da kimle Finn yapmadı yaptı? mı? Ha Finn'le yaptı. Finn Ha, Finn Balor'la yaptı. Balor. Ya o maça benzer bir booking alacaktır. Belki keyifli olabilir. Bobby Lashley de yetenekli bir güreşçi. Ama şansı yok maalesef Finn Balor'ın. Ama WWE'nin şunu söylemeliyim. Dev vs cüce ya da küçük booklarının son zamanlarda olduğundan daha başarılı ve daha eğlenceli olduğu kanaatindeyim. Evet, Boğaç. Valla ya ben Buğra'ya katılıyorum. Yani vasat bir şampiyonluk dönemi geçiriyor Lashley ama şöyle de bir düşüncem var. Bence ona ve Lio Rush'a çok düzgün bir gidebilecekleri de bir senaryo vermediler. Yani Raw'da zaten işler çok düzgün gitmediğinden onlar da bir şekilde böyle nasibini aldılar bence. Yani yoksa ikili olarak ben beğeniyorum yani en azından Liorash biraz Lashley taşıyabiliyor mikrofon ve yani bir şeyleri ifade edebilme konusunda ama yani Finn Balor'a da öyle inanılmaz bir şey vermiyorum. Ama ortada bilmiyorum ya yani hani Finn Balor kazansa da şaşırmam, Lashley kazansa da şaşırmam. Çok şey geliyor bana ama o kadar beklentisiz olduğum bir maç yani. Yani Bobby Lashley'nin ben şampiyon olduğunu bile unutmuşum. Yani takip ederken ismini söyleyemedim. Evet yani vasat altı bir reign geçiriyor kendisi maalesef. Ben bu kadar kötü bir güreş olduğunu düşünmüyorum ben. Yani tam tersi hani fiziken görünüş olarak kaliteli bir güreşçi gibi duruyor ama maalesef WWE ona bu şansı tanımadı bu kemer reigniyle. Ben Finn Balor'ın kazanacağını düşünüyorum. Finn Balor hayranlarını biraz mutlu ettiler Rumble'da maç vererek Lesnar'a karşı. Şimdi biraz daha mutlu edeceklerdi. Çünkü adamın 2 senedir elde hiç yani. Hani bir Universal kazandı. Bir gün sonra bırakmak zorunda Onu kaldı. da satıp duruyorlar işte. İşte onu da aynen şey yapıyorlar. Bence kazanacaktır Finn Balor. Benim tahminim Balor. Siz de galiba Lashley mi diyorsunuz? Ben Leşli diyorum. İlk F5'a giden adam değil mi? Finn İlk F... Yo F5 yaptı mı? Hayır hayır şeye gitmedim ya. Kimura'ya gitmedi mi? Kimura'ya gitti. Ha, F5 Kimura. yapmadı ya. Tamam Yaptı tamam mı? tamam tamam. Yapmadı. Yani Kimura ya. Küçük düşürdü ya. Ya Baya. küçük düşürdü yani. Kelimelerin bittiği yerdeyiz arkadaşlar. Çünkü Brock Lesnar söz konusu. Diyecek bir şey yok Evet. yani. Ya Balor'un hala bir marka potansiyeli var sonuçta. Bilmiyorum. Belki Balor'a verirler. Hani toparlaması için kendini. Tahmin ama Tamam, sadece. Fix şey konuşmuyorum. iyi niyetle bakacak olursak dediğin doğru ama ben o kadar iyi niyetli değilim. İyi O polis kötü zaman iki çember maçımız var. Önce kadınlardan bahsedelim, erkeklerden mi? Kadınlar tarihte ilk defa çembere, ikinci defa çembere abi girdiler. erkeklerin sonucu belli zaten ya. Kadınlar çember maçı da hani çok bariz değil mi zaten? Yani Sasha Banks Bayley mi? Evet. Bakacağız. Bu Önce isterseniz isimleri şey yapayım. İlk kadınlar takım şampiyonluğu bu gece belli olacak. Elimination Chamber gecesinde belli olacak. Ve Tamina ile Nia Jax, Liv Morgan ile Sera, Mandy Rose ile Sonya Deville, Iconics ile Naomi ve Carmella ve Bayley ve Sasha Banks karşı karşıya gelecekler. Nedir tahminleriniz? Bayley ve Sasha Banks mi diyorsunuz siz de? Bayley Sasha Banks istiyorum. Bu elemeli değil mi çemberin içinde? Elemeli Aynen elemeli. aynen. Ha, Bildiğimiz elemeli. klasik çember maçı. Aynen öyle. Bu gece saat 22.00'da radyo programımızda ayrıntılı değerlendiririz. Radyo linkini de bırakacağım yorum kısmına. Bu maçta düz tam teker teker isimleri mutlaka değerlendireceğiz. Düz tahmin Bayley Sasha Banks.
Ben de Bayley ve Sasha Banks diyorum. Plase olarak da Iconics ikilisi SmackDown'dan. Ben tam tersi yapacağım. Ahmet'in plasesini Iconics olarak. Ben kendi tahminim Iconics diyorum. Bilmiyorum. Çok Bayley Sasha çok öndeler. Bence bir ters köşe gelecek o konuda. Ama kazanırlarsa dediğim gibi şaşırmam. Ben de Plase'yi Naomi Carmella'ya bırakıyorum. Evet ve WWE şampiyonluğu gecenin ana maçında WWE şampiyonluğu için 6 adam çembere girecek. Jeff Hardy, şampiyon Daniel Bryan, AJ Styles, Randy Orton, Samoa Joe ve Mustafa Ali'nin yedeği Kofi Kingston. Kofi Kingston son SmackDown'da insanüstü performans gösterdi. Acaba bu kemeri kazanan ilk siyahi güreşçi olacak mı? Buğra Gür. Hayır, Kofi Kingston, Mehmet Dinler arkadaşımızın her ne kadar favori güreşçisi olsa da bir başka favorisi Randy Orton'un bu maçta çok iddialı olduğu kanaatindeyim. Samoa Joe ve AJ diyorum. Jeff Hardy maçı süsleyen iki isim olacaktır. Yerde Samoa Joe, gökte Jeff Hardy maçı süsleyecektir. Ancak kazanan Randy Orton olacaktır diye düşünüyorum. WWE şampiyonu Randy Orton, hatta şimdiden hayırlı olsun diyelim. Ellerimizi de sıkışalım. Görüşlerim bu yönde. Bu gece saat 22'de ayrıntılı konuşacağız maçlarımızı, diğer maçları. Linki de yorum kısmına bırakmış oluruz. Evet, Boğaç sen de mi Randy Orton'cusun? Ne diyorsun Yok ya, ben Daniel Bryan'ın kemeri koruyacağını düşünüyorum. Ama plasem Randy Orton. Yani AJ'in alacağını düşünmüyorum. Samoa Joe zaten canım abim benim. Müzmin garibim. sen? Diğer ikili de renk katacaktır maça yani, ama bence Daniel koruyacak ya. Yani Ben de Plasem'de Daniel var aynı şekilde. ha işte. Ama favorim Randy Orton. Evet. Ben de Daniel'ın aslında şampiyon olarak WrestleMania'ya gideceği kanaatindeyim ama tabii ortada bir Randy Orton gerçeği var. Her an her şeyi yapabilir. Bunu zaten son SmackDown'larda da bize gösterdi. Evet. Bakalım Randy Orton bir kere daha WWE şampiyon olacak mı, yoksa Bryan kemerini mi koruyacak? Bugünlük bu kadar mı o zaman? Bugünlük bu kadar. Yarışmamıza, ödüllü tahmin yarışmamızı katılmayı unutmayın. Sevgili güreştürkiye.net severler. Ayrıca güreştürkiye.net'te WWE Network hesapları dağıtıyoruz. Güreştürkiye.net'e üye olup konuya mesaj bıraktığınız takdirde yorumu link kısmında olacak. Güreştürkiye.net severlere, üyelerine ücretsiz WWE Network hesapları dağıtacağız. Bu gece canlı izleyebilirler. Saat 03.07 suları arası. Öyleyse diyeceklerimiz bu kadar. Sevgili Ahmet. Evet arkadaşlar, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu gece inşallah görüşmek üzere radyo yayınında.